Merhaba canlarım. İyi akşamlar. Saat 21. Tarih 14 Kasım 2018. Çarşamba. Evet. Bilinir ve konuşulur ki <laughs> Türkler bir araya geldiklerinde birkaç kadeh rakı ya da şarap. Şarap az içilir gerçi de ama son zamanlarda bayağı iyi içildiğini duyuyorum. Neyse yani alkollü biraz içki alındığında ne olacak bu Türkiye'nin hali diye sorarlar birbirlerine ve çözüm üretirler güzel. Bravo bence bu insanların ülkenin geleceğiyle olan ilgilerini gösterir. Keşke ilk kafayla delikle ilgilenseler. <laughs> Ama son yıllarda, bilhassa son dönemlerde en çok sorulan soru şu. Abi ya ne olacak bu doların hali? Ya doların hali ne olacak arkadaş? Dolar iyiye de gitse birilerimizin canı yanıyor. Kötüye de gitse canlı birilerinin canı yanıyor. Ya da doların iyiye gitmesi ne demek? kötüye gitmesine demek. Öyle bir ülkeyiz ki. Öyle bir ülkeyiz ki siyasi bölünmüşlük, particilik, bir tarafa ekonomide bile bölünmüşlük var. Dolar Türk parası karşısında değer kazandığında ihracatçı zil takıp oynuyor. Dolar Türk parası karşısında değer kaybettiğinde bu sefer de ihracatçı kara kara üzülüyor yanıyor, tutuşuyor. Yüzünde bin bir şimşekler çakıyor acılı. ithalatçı göbek atıyor. Ya bu, bu nasıl bir ekonomi ya? <laughs> i̇şte bu ekonominin çok iyi olduğunu söyleyen gazete köşe yazarları ve siyasetçiler yok mu? İnanın kahkahalarla gülüyorum ya. Ya bu kadar büyük komedi olurum ya? Tabii komedi değil aslında bu. Güleriz ağlanacak halimize. Bu bir kara mizah ya. Benim güzel canlarım, benim güzel arkadaşlarım bir ülkede en büyük iki felaket siyasi ve iktisadi belirsizliktir. Belirsizlik. Bu berbattır. Bizler için de insanlar için de belirsizlik bir felakettir. Sınava girersiniz daha sonuçların nasıl açıklanacağını, açıklandıktan sonra neler olacağını kazanıp kazanamayacağınızı, hangi puanla kazanıp hangi puanla kaybedeceğinizi bilmezsiniz. Belirsizlik yakar yüreklerinizi. Boş veremezsiniz. Ben boş verin derim ama boş veremezsiniz. Ben sadece sizin yerinizde olmadığım için ama daha önce oralardan geçtiğim için Orson Welles'in şarkısı gibi ben sizin yaşamadıklarınızın halen hepsini yaşadım ama siz benim yaşadıklarımın hiçbirisini yaşamadınız. İşte bu, 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 bu gerekçelerle ben sizlere üzülmeyin. Üzmeyin kendinizi derim. Ama ne, ne dersem diyeyim bilirim ki yine pek çoğunuz kendinizi üzeceksiniz. Ama üzmeyin. Belirsizliklerle de mücadele etmeyi öğrenin. Belirsizlik. Ne yapalım? Belirsizlik. Ülkeyi yönetenlerin aymazlığına verin. Gafletine verin. Dalaletine verin. Hatta ihanetine verin. Verin ki Atatürk'ün o ünlü nutukunu gençliğe hitabesini hiç aklınızdan çıkarmayın. Benim güzel canlarım, evet hiç asla şaka yapmıyorum, çok doğru söylüyorum. Bir ülke için siyasi ve iktisadi belirsizlikler birer felakettir. Ne yazık ki felakettir. Ne kadar kendimizi toparlarsak toparlayalım, ne kadar vurdum duymaz davranırsak davranalım, bu iki konuda asla başarılı olamayız. Mümkün değil. Dolar da işte böyle Türkiye'de bu belirsizliğin kurbanlarından ya da kazananlarından biridir. Çünkü Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'yi yönetenlerin ne zaman ne yapacaklarını hiçbirimiz bilemeyiz. Belirsizdir. Bakın son günlerin iki belirsizlik olayını bugün bugün yaşananlar ileride tayin edecek. Yani bu belirsizlikleri daha da büyütecekler. Daha da acı hale getirecekler. Ne yazık ki. Ama ben sizi yine de rahatlatmaya çalışacağım. o da sizi bazı konularda bedellilik olduğuna ikna etmeye çalışacağım. Bugün yaşadıklarımızdan birisi şuydu. Haber Sözcü gazetesinde yayınlandı. Diğer iktidar gazetelerinde yoktu zaten. Görmedim. Yahut da ben görmedim. Ama baktığım halde görmedim. Nitekim daha sonra zaten Sözcü de haberi kaldırdı doğru mu değil mi ama Amerikan medyasına baktığınızda haberin doğru olduğunu görüyorsunuz. Yani bir haber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medyasında yayınlanmadığı zaman yok olmuş olmuyor. Kimsenin haberi olmuş da olmamış da olmuyor. Çünkü ekonomiyle, borsayla, dolarla ilgilenenler zaten Türkiye medyasından daha çok Avrupa ve Amerika medyasını, hatta Japon medyasını takip ediyorlar. Benim güzel arkadaşlarım. Biliyorsunuz iktidar medyasında ya iktidar medyası demeyelim şuna Türkiye'deki bütün medya artık sözcü dahil bunun içine. E ne yapalım öyle köşe yazarları belki değil ama sözcü hatta pek çok konuda belki de haklı olarak. Çünkü adamların patronu hala yurt dışında gelemiyor. Belki de onu getirebilmek için hükümetle uzlaşabilecekler. Ne diyebilirsiniz ki? Onların canı yanıyor. Bizim yanan can bizim canımız değil. Neyse. Sözcüde yayınlanan haber şöyleydi biliyorsunuz daha önceki işte o iktidar gazeteleri. E, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı arasında Halk Bankası konusunda bir uzlaşma olduğunu yazdılar, söylediler. Çok rahatladı piyasalar. Neden? E tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kamu bankasına öyle iddia edildiği rakamlarla bir ceza yazılacaksa ve bankanın bazı banka işlemlerini yapması yasaklanacaksa Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bundan etkilenmemesi imkansızdı. İşte iki başkanın bu konuda uzlaştıkları ve Trump'ın yetkili makamlara Halk Bankası ile ilgili işlem yapmayın emrini verdiği haberi hızla yayıldı ve Türkiye'de çok önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. Ve dolar haliyle sadece Brunson olayından dolayı değil bu gelişmeler de doların ateşini düşürdü. Ama bugün Sözcü'de yayınlanan haberde Amerikalı çok üst düzey bir yönetici Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarz kararların başkanın etkisiyle alınamayacağını açıkladı. Hiç kimse bu konuda Trump'ın bize yani kendisi de belli ki o kurum içinde etki edebileceğini düşünmesin dedi. <laughs> ve hemen haber kalktı. Sözcü'den dahi kalktı haber yayınlanmadı. Zaten piyasalarda pek fazla bu haberi gördüğüm kadarıyla umursamadılar. Belli ki onlar da dışarıdan aldıkları bilgiye göre Trump'la Tayyip Erdoğan arasında bir uzlaşma olduğu konusunda ikna olmuşlar. Yani Halk Bankasına Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir ceza yazılmayacağı konusunda mukniler eski Türkçe tabirle ikna olmuşlar. Benim naçizane size tavsiyem sizler de bu konuda belirsizliğin ortadan kalktığına inanın. Ama ikinci bir belirsizlik var. O ki bugün başladı. Bence Halk Bankası davasından da daha ağır etkiler olabilecek. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri bir açıklama yaparak Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Asın dedi, müzakereleri kapatın yani durdurun, askıya alın. Bu çok daha ağır bir etki. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin koptuğunun anlaşılması demek ya da koptuğunun bütün dünyaya yayılması ve bunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomi aktörleri tarafından da kabullenilmesi hoş şeyler doğurmaz. Avrupa her şeye rağmen Türkiye için vazgeçilmez bir hedeftir. Ve böyle bir rapor, böyle bir askıya alma Türkiye'deki Avrupa Birliği düşmanlarının güçlerini arttırır. Katipiri böyle bir açıklamayı neden yaptı? Bilmiyoruz. Birkaç gün sonra içinde göreceğiz. Ama benim esas merakım şu. Hem Halk Bankası ile ilgili hem de Katipiri'nin müzakereleri askıya alalım çağrısı ile ilgili. Başkan, bizim başkan ne düşünüyor? Şimdilik suskun. Açıklama gelmedi. Yarın gelir mi? Bilmiyorum. Öbür gün gelir mi? Bilmiyorum. Çünkü başkanın her konuda önce kamuoyu araştırması yaptırdığını sonra açıklama yaptırdı, yaptığını biliyoruz. Yani kamuoyu araştırması sonuçlarına göre açıklamalar yaptığını biliyoruz. Demek ki bu konudaki belirsizlikler bir süre daha devam edecek. Ama benim yine naçizane, naçizane tavsiyem şu. Bunu da belirsizlik gibi algılamayın. Yani katipirinin açıklamasını da belirsizlik gibi algılamayın. Çünkü son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi Avrupa Birliği ve Amerika ile dikkat ederseniz kavga etmeme konusunda azami dikkati gösteriyorlar. <laughs> azami dikkat. 31 Mart'a kadar bu dikkat devam edecek. 31 Mart'tan sonra ise artık hem Avrupa Birliği ülkelerinin hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ülkelerin daha yani nasıl söyleyeyim size artık desteklerini maddi ve manevi desteklerini almaya başlayacaklarına inanıyorlar. Çünkü büyük ihtimalle hem Avrupa Birliği ülkeleriyle hem Amerika Birleşik Devletleri ile gerekli olan görüşmeler yapıldı. Nitekim Cumhuriyet Halk Partili sözcülerin de açıkladıkları gibi Suriye'deki terör örgütlerin isimleri sayılırken PYD ve YPG o örgütler içinde sayılmadı. <gülüyor> Gülüyorum ya. Ya neden gülmeyeyim ya? İki gün önce PYD ve YPG terör örgütü demedikleri için Amerikalıları yapmadıklarını bırakanlar da bu devletin, bu hükümetin yetkileri değil miydi ya? İki günde ne değişti? Çok şey değişti. Çok şey. Hükümeti yönetenler Türkiye yönetenler ya da yönettikleri zannedenler artık biliyorlar ki bu belirsizliklerle bu Türkiye ekonomisi ve siyaseti daha uzun bir idde Buna rağmen önümüzdeki kalan işte 3 ay, 4 ay pardon, 4 ay, 4,5 ay hatta bu belirsizliği sürdürmeye çalışacaklar. Baskılama yaparak yaparak <gülüyor> yani tedbir <laughs> Almak değil de işte aspirin içirterek bazı konularda geçici çözümler üretip ateşleri düşürecekler. Ama ya sonrası ne olacak? Sonrası şu kadarını söyleyeyim. Dolar asla 5,5 lirada kalmayacak. Dolar asla 6,5 lirada da kalmayacak. Ve işsizlik asla en son açıklanan rakamlarında olmayacak. Türkiye'nin büyüme hızı, hızı asla en son açıklanacak önümüzdeki günlerde rakamlarda da olmayacak. Üçüncü çeyreği, ikinci çağıri hele mumlar yeeceğiz. Ekonomi küçülecek, mecburen küçülecek ekonomi. Fiyatlar düşsün diye tüketim azaltılacak. Banka kredilerinde ucuzlama olmayacak, olamayacak. Devlet hem cari harcamalarını hem yatırım harcamalarını kısaltacak, küçültecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 31 Mart'tan sonra gerçek manada tasarrufa girecek. Gidebilmesi için de cari açıktaki iyileşmenin sürmesi lazım. Cari açıktaki iyileşmenin sürmesi için de doların 6,5 liranın üzerinde seyretmesi lazım. 6,5 liranın altında ya da hatta bugünkü fiyatlarda kalmış bir cari açık ve pardon bir dolar e, Türk lira paritesiyle ekonomi ithalattan kendini alamaz. Cari açığı kapatamaz. İhracatta daha fazla sıçrama yapamaz. Ne yazık ki bütün bunlar hiçbir şey olmaz. Evet şimdi geleyim kısacık bir başka konuya ve bitireceğim. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ve andığımızla ilgili yaptığım açıklamalardan dolayı gelen itirazların pek çoğunda biz Müslüman bir ülkeyiz lafı çok konuşuluyor. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizim halkımız Müslüman. Bakın canlarım benim, güzel arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkının bir kısmı, çok büyük bir kısmı Müslüman. Ama Türkiye Cumhuriyeti halkı yani Türkler bütünüyle Müslüman değil. Yani Türk milleti bütünüyle Müslüman değil. Türk milletinin içinde Musevi var, İsevi var, Hristiyan var, Budist var, Ateist var, Deist var. Belki Şaman da vardır bilmiyoruz. Ama pek çok dinden olan var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün milletini Müslüman olarak gösterdiğiniz andan itibaren hem nefret suçu işlemiş olursunuz hem de anayasayı inkar etmiş olursunuz. Amman ha! Amman ha! Böyle bir şey yapmayın. Biz Türk milletiyiz ve asla ümmet değiliz. Hele İslam ümmeti asla değiliz. Olamayız. Anayasamız buna izin vermez. Anayasamız bunu adeta yasaklamaktadır. Dikkat arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz ya? Türk milleti Müslümandır demek ne demek ya? Aman sakın ha. Canlarım benim. Evet. Yarın sabah saat 7'de yeni bir konuda görüşmek üzere. Hepinizin gözlerinden öperim. Hoşçakalın.